Evet, bahsetmek istediğim konu sürekli insanlar bir hız, bir telaşe, bir hırs içindeler. Bu hırsın sonucunda ortaya çıkan insan sağlığı ve doğamızın bozulması söz konusu. Nasıl detaylandırabilirim, nasıl açıklayabilirim ben size bu konuyu daha fazla? Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ot ilacı atıyoruz. Yani diğer çiftçiler, yani bu yarışın içinde olan çiftçiler bu şekilde öğreniyor. Çünkü işin doğrusunun bu olduğunu düşünüyorlar. Böyle öğretilmişler. Atılan ot ilacından sonra toprakta kalan zira ilaç kalıntıları tabii ki de bahçenin ve toprağın doğal döngüsünü bozduğu gibi civardaki hayvanların da doğal dengesini bozuyor. Nasıl bozuyor? Şu anda kaplumbağalar kış uykusundan uyandı ve bahçenin içinde çok güzel bir ot yiyorlar. Şimdi ot ilacı attığımız zaman bu hayvancağızlar nasıl beslenecek? Yani buna benzer doğal dengeyi de bozmuş oluyoruz. Yani şunu göz ardı ediyoruz. Yani bahçemiz için bu küçük güzelliklerden belki vazgeçmek istiyor. Güzellik karın doyuruyor mu? Evet, güzellik belki karın doyurmuyor. Ama şunu unutmamak lazım. Yüzyıllardır, binlerce yıldır bu topraklar vardı. Bu tarım binlerce yıl ötesinden beri yapılıyordu. Bir yarışın içindeyiz. Atıyorum, formüle yarışındayız. Formüle 1 yarışındayız. Yarış deyince aklıma o geliyor. Ve bu araçların yapabildiği son hız 500 kilometre hız diyelim. Son gazda 500 kilometre hız yapmamız söyleniyor. Virajlar yok sayılıyor. Yani ölümü pahasına bu yarışın kazanılması gerektiği düşünülüyor. Ölürsek kazanmak için öldü diyoruz. Kazanırsak da bütün riskleri göze aldık diyoruz. Böyle bir durum insanlık için çok adil, doğa için çok adil, hayvanlar için çok adil olmasa gerek. Bu arada çok büyük bir kertenkele gördüm. Konuyu